Etrafımdaki herkesi de söküp atacağım buradan. Yaptıklarının bedelini en değer verdiği şeylerle ödeyecek. Gücüyle. Varlığıyla. İtibarıyla. Bir de herkese söyle. Sarpçı bir olsa Elif Hoca'ya bir şey yapamaz. Arkasında ben varım. Dünya iyilerle kötüler diye ikiye ayrılmaz. Herkesin içinde karanlık da var, aydınlık da. Önemli olan hangisini seçtiğimiz. Değil mi? Bunu sen öğrettin bana. Doğru. Tamam, çok şey yaşamış olabilir. Ama belli ki bu çocuk karanlık tarafa yürümüş. Orayı seçmiş. Ben de Emir Baykar'a burada oturmuş. Babamın adını nasıl iki paralık ettiğini izliyorum. Onun o hareketini, rezil torununun nasıl yaptığını seyrediyorum. Olmaz Zahit Baba. Böyle olmaz. Kan versiz düğün olur mu? Anlamışsınızdır artık. Herkes tarafını seçecek. Öğretmenden yana olan bize karşı çıkmıştır. Her şeyin affı var, nankörlüğün yok. Hayırdır? Kuyruk acını bu insanlardan mı çıkarıyorsun? Ben seninle konuşacağımı konuştum. Hadi git. Hiçbir yere gitmiyorum. Ne o? Artık benim alacak verecek işlerime de mi karışacaksın? Neyse borçları çıkar, öderiz. Geç kaldın Emir Bey, olan oldu bir kere. Bu insanlar Elif'i korumak için okula gidenler değil mi? Bizim de sabrımızın bir sınırı var. Taşırmayacaksın değil mi? Yok, senin sabrın taşsa da bir şey olmaz sana. Ne olur, hemen sen mi yetişirsin? Tamam, hadi. Sana küçük bir teselli olsun, al tutar bunları. Hatta o yeni projenden kalacak yer de verirsin. Tabii projeyi yapabilirsen. Veririm vermesine de. Buradan değil. Hmm. Hani sen benim projeye engel olmak için buradaki insanlara fazladan para dağıtıyordun ya. Ruhun duymadı. Kuzeydeki Aktaş Mahallesi'ndeki bütün arsaları aldım. Ruhun duymadı. Hay Allah. Projenin iznini aldık. Başlamak üzereyiz. Ruhun duymadı. Şimdi duyuyor musun beni? Yalan söylüyorsun. Hiç sor bakalım yalan mı söylüyormuşum. Hadi. Nevzat. Ailelere geçici olarak kalacak bir yerler ayarlayalım. Bütün borçlarını da ödeyelim. Aman efendim, Allah sizden razı olsun. Allah razı olsun. Lütfen, siz sıkmayın canınızı. Bu hesap kapanmadı. Sen gönder, ben kapatacağım. Zeynep nerede? Zeynep'i göreceğim. Bununla konuşmam lazım. Ne bakıyorsun? Getirsene Zeynep'i! Sen kendini ne sanıyorsun ya? Kimsin sen? Ben sana otur yerine sesini çıkarma demedim mi? Dedim değil mi? Ama sen illaki kendi yaptıklarımın bedelini bana ödet diyorsun. Sabrımı sınıyorsun. Yapma. Yapma. Ha bir de. Her yerde Zeynep'i seviyorum diye esip gürlüyorsun ya. Bak oğlum. Sevgi, aşk delikanlı adamın işidir. Sen de az delikanlı ol da
Zeynep buradaki günlerini huzurlu geçirsin. Oğlun elimde. Ne? Oğlun elimde. Uzatmayalım. Zeynep'i ailesini bana vereceksin. Ben onları buradan sağ salim çıkaracağım. Ha, başka? Onlar yeni yerlerine yerleşince sen de kıymetli pırlanta gibi evladını benden geri alacaksın. Oğlumu tutsak etmişsin, bir de benimle alay mı ediyorsun? Haşa. Ben gerçekleri söylüyorum. Bana bak. Hiç bana bak laflarına girme. Eğer dediğimi yapmazsan Volkan'ı öyle bir yerde saklarım ki 1000 yıl arasan bulamazsın. Sana böyle boyun eğeceğim, öyle mi? Yok, sanmıyorum. Tabii ilk önce bir esip gülleyeceksin. Yok efendim böyle yaparım, yok efendim şöyle yaparım diyeceksin. Ama ben sen değilim. Sabırlıyım, beklerim. Tamam deyince haber verirsin, gerekli adımları atarız. Sana bunun bedelini ödeteceğim Emir. Tabii, ödetirsin. Nevzat, misafirimizi uğurlayalım. Gerek yok, ben giderim. Emir. Ne yapıyorsun? Kendine gel. Ne yapıyorsun? Ferdi yetiş oğlum, Ferdi. Sen nasıl adamsın ya? Sen Zahit babaya nasıl zarar verirsin? Ne diyorsun sen be? Zahit babanın senin üzerinde emeği yok mu? Ben bir şey yapmadım bak. Neyi yapmadın? Neyi yapmadın? Bir kere de delikanlı ol, bir kere de yaptığın şeyin arkasında dur. Yahu bir şey yapmadım. Gördüm. Çakalına yaptırdığın ödemeyi gördüm. Sen bıraksana kocamı. Emir lütfen. Ne varsa konuşarak halledilir. Ne yapayım seni ha? Ne yapayım sen bana söyle. Ne yapayım seni, öldürüp atayım mı ha? Ne yapayım? Buyur. Atabiliyorsan at. Hadi. Volkan bir şey yapsana. Söyleyeceksin. Ben yaptım diyeceksin. İtiraf edeceksin. Söyle. Hadi. Emir Bey durun. Hadi. Bırak. Bu iş daha bitmedi. Bu iş burada bitmedi. Ekrem. Dur. Ben sana ne dedim? Ha? Ben sana Zeynep'i bırakmam dedim. Karımı almaya geldim Emir. Zeynep senin karın değil. Zeynep benim nikahlı karım. Yakında boşanacaksınız. Bu sözleri ağzına tıkıp seni vurasın var da... Neyse, önce karımı almam lazım. Benim evimden kimse hiçbir şey alamaz. Karımı bana veriyor musun, vermiyor musun? Zeynep senin karın değil. Zeynep benim karım! Bunlar babanın adamları değil. Belli ki o göndermemiş. Nereden buldun bunları? Babama güvenilmezmiş, doğru. Ben kendim hallettim işimi. Peki bunlara güvenilir mi? Hı? Kaç para ödedin? Senin için sıkacaklar mı? Onlar sıkmazsa... Ben sıkarım sana. Güzel hareket ha bu. İyi yapıyorsun. Da seni kurtarmaz. Çünkü sen o tetiği çekersen... ...bu adamlar da çeker ama sadece sana değil. Doğru. Peki ya sana çekerlerse? Ben sana dedim. Hadi lan. Bir daha buraya gelme dedim. Canını acıtırım dedim. Ama ben sen değilim. Öyle herkese güvenmem. Gidin buradan.
Şimdi baş başayız. Baş başayız. Çekeceksin o tetiği. Çünkü bir dahaki gelişimde sana karımı veriyor musun diye sormayacağım. Buraya bir dahaki gelişimde ne zaman, neden geldiğimi anlamayacaksın bile. Oradan buraya getirdikleri hal bu işte. Ailemin mirasını, ismini yerle bir ettiler. Sakin ol Emir, sakin. Nasıl sakin olayım Zahit Baba? Nasıl sakin olayım? Sen söyle bana, yetmedi mi? Yetti. Ama kötülükle yüzleşmek, kendine edebini kaybetmeden karanlığı yenmek de senin sınavınmış oğlum. Ne oldu orada? Hayırdır? Bahçeye biri mi girdi? Zeynep'i göreceğim ben. Sen içeri geç, Zeynep'i götürmemiz gerekirse ben bekliyorum. Bir daha bu eve gelme. Bu ev senin evin değil. Babamın evi. Sen geçici olarak buradasın. Evimi benden alacak mısın? Alacağım, göreceksin. O zamana kadar sen burayı kirletmeye çalıştıkça ben de aklayacağım. Çünkü sen temizsin, ben kirliyim. Sen iyisin, ben kötüyüm, öyle mi? Bu mesele ikimiz arasında olsaydı çoktan çözmüştük. Ailem hakkında konuşma. Sen ailem dediğin insanların nasıl insanlar olduğunun farkında mısın? Konuşma dedim. Yazık sana be. Yazık. Sadece bir an. Ne? Bir an ne? Her şeyden vazgeçeceğim mi sandın? Ne? Bırak öyle sanmayı. Senin adına yakışır şekilde davranmanı beklemeyi ben çoktan bıraktım. Hiç çeneni yorma. Sonunda ben kazanacağım. Ve o gün bana tekrar abi diyeceksin. Biz birlikte büyüdük. Beni hiç mi tanımadın be? Doğru ya. Sen benim o birlikte büyüdüğüm baykara değilsin. Beni nereden bileceksin? Ne diyeceksin şimdi Emir abine? Kaç senelik saatler. İçlerinde baba yadigarı olanlar da var. Vallahi bu kadar sinirin sonucu bu Esmoş'um. Sen bir tedavi gör aşk kokuşkum. Vallahi. Zaten her şey senin yüzünden oldu. Elimde kalırsın yemin ediyorum. Nereden geldin sen ya? Esma sen yemin ediyorum benim elimi. Esma. Fazla tut. Yeter. Genç kızlar aralarında tartışıyorlar işte. Biraz sonra öpüşüp barışacaklar. Anne ben ölürüm de barışmam bununla. Emir abim, ben kendi adıma senden çok özür dilerim. Büyüklük yine bende kalsın. Nedir bu rezillik? Evet bir açıklama bekliyorum. Demek ki biz ne demek istediğimizi, ne düşündüğümüzü evimizin kızına anlatamamışız. Emir abi niye öyle diyorsun ya bir tane saat için? Şşş. Demek bir saat. Ah! Fatma abla, evdeki bütün saatleri kaldıralım. Tamam sen de yeter artık. Yarım saattir tepemde bağırıyorsun. Zaten bir bildiğin de yok. Sen ne biliyorsun? Zor zor. Senin bu evlatla işin zor. Olmaz. Volkan yürü gidelim. Ben senin bu ağır karizmallerinden çok sıkıldım ha. Sen bela mısın bizim başımıza? Aslında bir şey söyleyeyim mi? Sen sürekli bunu yanında gezdir.
Sayesinde seni batırmamı kolaylaştırıyor. Ha, bu arada hesabınızı sakın ödemeyin. Ben hallederim. Büyük iyilik yaptınız bana. Bak benim canımı sıkma. Senin cezanı benden vermemi bekleme. Bak baban orada. Söyle o versin. Hadi. Delirteceksin sen beni. Sen beni delirteceksin. Böyle mi davranacaksın? Ne yapalım, dükkanı dağıtalım. Ateşe mi verelim? Veya koş yakala Emir'i öldür. Sana burada fiske bile vurmaya tenezzül etmeyen adamla kavga etmeye çalış. Buyur. Karımı almaya geldim. Zeynep çık dışarı Zeynep! Zeynep! Sen çıkmazsan ben gelip alacağım seni. Hayırdır? Evime tek başına mı gireceksin? Yapamam mı sandın? Kapıdan giremezsem camdan girerim ben bu eve. Karadut, gölge! Gelin buraya. Aferin size, aferin. Koruyun burayı, tamam mı? Kımıldamasın. Bunlarla mı korkutacaksın beni? Nevzat, sen burada bekle de bizimkiler bunu parçalarsa hastaneye yetiştirelim. İnsanlara saygı duyacaksın. Duydun mu beni? Duymadım. Benim yanımda bir daha Baykar ismini yerlere düşürmeyeceksin. Sana insan gibi davranmam için sonuna kadar direndim ama yeter. Bundan sonra senin anladığın dilden konuşacağız. Baykar ismini çok düşünüyorsan getirme beni buralara. Ha. Bu imza attığın anlaşma var ya. Sahada, yağmurda, çamurda çalışacaksın. Sen adam mı edeceğim beni? Ulan senden adam mı olur? Sadece bundan sonra benim istediğim şartlarda, benim istediğim şekilde çalışacaksın. Benim yanımda insanlara adam gibi, insan gibi davranacaksın. Bir şey söyleyeyim mi? Davranmayacağım. Ne olacak, ne yapacaksın? Davranmayacağım. Ailen zaten bitecek. Onu hızlandırırsın, benim işime gelir. Şu insanların evini temizletin, yardım edin. Kalk rezil herif, kalk. Lan bırak. Derdin ne senin Emir? Küçük bir kızla mı alacaksın önceni? Ben sana geldiğim gün ne dedim? Sarpça'da zulmettiğin kimse kalmayacak dedim. O kız da, ailesi de dahil buna. Bırak bu ayakları. Ben biliyorum seni. Takıldın öğretmenin peşine. Ona yaranmak için şekilden şekle giriyorsun. Hadi yoluna git. Hadi. Tamam. Oğlanı da kızı da ver gidelim. İyi. Alabiliyorsan al. Almadan gitmeyeceğim Emir. Gerekirse her yeri dümdüz ederim ama almadan gitmeyeceğim. Edebiliyorsan buyur. Gebertirim lan hepinizi. Okan dur. Zeynep! Zeynep çık dışarı! Seni almadan gitmeyeceğim buradan Zeynep! Esma Volkan geldi. Esma Volkan geldi. Sakin ol, tamam. Öldür lan sen! Bir dakika. Şimdi öldüreceğim seni. Bir sakin olun. Bak dedem bekleyin dedi. Dışarı çıkmayın dedi lütfen. Dur ulan dur. Emir uzatma. Ver kızı gidelim. Kimseyi vermiyorum. Hah tamam. Tembelsiz düğün olmaz. Gel. Zeynep
asla öyle dönmeyecek. Duydunuz mu beni? Asla alamayacaksınız onu. Ne dedim? Ne? Dur. Volkan dur. Şişt. Hadi eve gir. Girmiyorum. Hop uyuma. Ne yapıyorsun? Yeter lan. Hepiniz birlik mi oldunuz lan bana? Gerekirse senin cesedini çiğnerim. Alırım karımı. Lan sende o kurşunu sıkacak yürek yok. İndir o silahı, kırmayayım kafanı. Ben Zeynep için bu tetiğe basarım. Zeynep! Çıkmazsan kan dökülecek, haberin olsun! Yeter! Sakın! Zeynep, senin için neler yapabileceğimi en iyi sen biliyorsun. Keşke bilmeseydim. Gerekirse buradaki herkesi tek tek gebertirim. Alır seni giderim buradan. Sakın dinleme. İçeri gir, hiçbir şey yapamazlar. Hayır, benim yüzümden kimseye bir şey olsun istemiyorum. Elif, Zeynep'i içeri götür. Gel benimle. Oğlum beni tanımaz ama sen beni tanırsın. Bitti diyorsan bitti bu iş. Volkan indir silahı. Baba. Volkan. Baba. Tamam. 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 Emir. Gel biz başka yerde konuşalım hadi. Konuşacak bir şey yok. Bitti diyorsan bitti. Kimse Zeynep'i bir yere götürmüyor. O kadar. Alacağım lan ben karımı. İndir o silahı. Sen benim evimdeki kızlara musallat oluyorsun lan. Ha, oluyorum. Kalk. Emir, bırak oğlumu. Kalk lan. Kalk. Sen nasıl şerefsiz herifsin? Ha? Nasıl bir şerefsiz herifsin sen? Yürü lan. Ekrem bir şey yap, öldürecek oğlumu. Genç kızlarla mı görüyorsun hesabını? Gel 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 gel. Emir yeter, verdin artık cezasını, yeter. Yetmez, yetmez, yürü, yürü. Sen nasıl bir şerefsizsin lan? Ah, sen çok şereflisin amca. Bize yetmez mi? Bırakın müdahale edeyim. Emir çığırından çıktı, katil mi olsun? Bakın bunun yarını da var. Oğlumun da kardeşimin de hesabını sizden sorarım. Emir Bey ne dediyse o. Öldürsene. Amca öldürsene. Sen içeri, ben mezara. O anda bizim yokluğumuzda Baykara soyadını hak ettiği yerlere düşürür. Bir daha ayağımın altında dolanmasın. Çık dışarı! Bağırmaya gerek yok, sakin. Peki. Peki, sakin. Ver Elif'i gideyim. Ama seninle sonra hesaplaşacağız. Öğretmen burada değil. Geldi, gitti. Bak, her şeye rağmen senin soyadına güvenip seninle bir anlaşma yaptım. Ben anlaşmayı bozmadım Emir. Ne desem olmuyor değil mi? Ne desem olmuyor. Dönüyor, dolaşıyor, ucu bana dokunuyor. Neden anlamak istemiyorsun? Gözü korktu. Gitmeyi tercih etti. Hı. Demek ki sana da haber vermemiş.
Nedir o zaman bu adamlar? Ha? Nedir bu kuş uçmaz durumu? O önlemler gelinimiz için. Elif dedim ben. Hemen. Ne bu acele? Bir yere mi yetişeceksin? Elif'i almadan gitmem. Gerekirse o da arar bulurum. İyi. Gitme. Arkadaki adamlara söyle gelsinler. Hepsini buraya topla. Emir bu eve giremeyeceğini görsün. Tamam. Hadi gelin siz de. Burayı boş mu bırakalım? Oğlum burası da arka çıkışta kilitli değil mi zaten? Evet tabii. E tamam işte kimse çıkamaz burada. Babam herkes ön tarafa gelsin hadi. Volkan. Hocam Emir dayım bahçede. Sağ ol. Benim yaptığımı kimsenin bilmemesi gerekiyor. Merak etme Volkan, çok teşekkür ederim. Hadi gidin. Yapma yapma. Bunu bu evde yapma. Kimseye değil sana bana yapma. Unutma. Ne de olsa aynı kandanız. Yapma. Sen nasıl çıktın ya? Dur. Elif iyi misin? İyiyim bir şeyim yok. Şimdi gitmemiz lazım. Okulda herkes seni bekliyor. Tamam ama Zeynep için döneceğiz. Döneceğiz. Sakın bırakmayın. Çıkmasınlar bahçeden. Lan kime diyorum lan ben? Bırakma. Baba! Baba ne yapıyorsun sen? Kadın Sarpça'da kalacak. Kerem Bey. Baba. Beni değil kardeşim seçiyorsun. Yapma. Yapma. Nedir yani? Bir kere eve aldık diye her gün gelecek misin? Sana gel dedim, gelmedin. Tamam, ne söyleyeceksen söyle. Yalnız çok fazla vaktim yok. Zeynep. Çok kötü. Biliyorum. Ama Elif onu zamanla hayata döndürecektir. Volkan yanındayken o iş biraz zor be Emir. Kız ona bir adım atsa Volkan 5 adım geri götürür. Sen bana bunları anlatmak için mi geldin? Hayır. Zeynep'i sana teslim etmeye hazırım. Ne diyorsun sen? Al kızı götür diyorum. Macide ile Volkan hiçbir şey yapamazlar, garanti veriyorum. Geç bunları, geç geç. Karşılığında ne istiyorsun? Tabii ki bu tekliften Volkan'la annesinin haberi yok. Onlar önemli değil. Ne demek değil? Şu anda bu teklifin gerçekleşmesi sadece Volkan'a bağlı. Biliyorum. Her şeyi biz halledeceğiz. Oyun yok. Yalan dolan yok. Yani Zeynep'i kurtarma karşılığında sana boyun eğmemi istiyorsun. Zeynep buna değmez mi? Evet. Nedir cevabın? Baş başayız. Baş başayız. Çekeceksin o tetiği. Çünkü bir dahaki gelişimde sana karımı veriyor musun diye sormayacağım. Buraya bir dahaki gelişimde ne zaman, neden geldiğimi anlamayacaksın bile. Emir, buraya bir dahaki gelişimde... Bir daha gelişin olmayacak.
Onun adı Volkan Baykara. Benim oğlum. Senin yeğenin. Ona dokunmayacaksın Emir. Emir! Ben o bağı keseli yıllar oldu. Bu benim hiçbir şeyim değil. İstesen de istemesen de aynı kandan geliyorsunuz. Bu zamana kadar bu kana güvendiniz. Artık bitti. Bir daha bu eve girmeyecek. O kıza da hiçbir şey yapamayacak. Bitti. Zeynep! Zeynep, duyuyor musun beni? Sarpçıya ateşe veririm kızım. Zeynep, çık dışarı. Sevdiğin kim varsa, ne varsa yok ederim Zeynep. Tehdit devri kapandı. Artık o bu yok. Zeynep'in kararı yok. Ben varım. Anladın mı beni? Sadece ben varım.